Şu anda 29 Temmuz 2022 Yusuf Kaptan'da kalıyoruz 4-5 gündür. Kısaca burayı size tanıtacağız. Yusuf Kaptan Antalya Kumluca ilçesine bağlı Adrasan beldesindeyiz. Adrasan güzel şirin bir tatil beldesi diyebiliriz. Burada çok sayıda otel, bungalov, böyle kamp işletmesi mevcut. Özellikle kamp işletmesinin bu kadar çok olduğu ufak bir belde başka bir yerde görmedim. Nar bahçeleri, narenciye bahçelerine kurulmuş çok fazla kamp işletmesi var. Burayı tercih etmemizin sebebi biraz daha büyük bir alana sahip olması, sosyal alanların daha geniş bırakılmış olması, sahilde olması, denize yakın olması sebebiyle. Kamp alanına girdiğimiz zaman yol ikiye ayrılıyor. Sağ tarafa lavabolar, sol tarafa mutfak bölümüne gidiyoruz. Güzel düşünülmüş. Buraya bir ortak alan yapılmış. Ortak alanda oturulabilecek masa sandalyeler var. 6 adet ortak kullanım buzdolabı bırakılmış. Bazı kamp alanlarında buzdolapları yeterince güzel kullanılamıyor, soğutmuyor. Eski olduklarından. Burası gayet güzel. Büyük avantajlarından bir tanesi de mutfağın içerisinde tüp kullanımının olması. Yani buraya gelirken tüp getirmeye de gerek yok. Çamaşır makinesi var. Deterjan dahil 50 liraya istifade edebilirsiniz. Ocaklardan istifade edebilirsiniz. Buradaki bulaşık yıkama alanlarından da istifade edebilirsiniz. Güzel, üstü kapalı. Evinizdeki mutfak gibi bir mutfak burası. Hemen mutfağın sol tarafında ufak bir bar bölüm mevcut. Yani ufak tefek içecek ihtiyaçlarınızı da buradan alabilirsiniz.
Burada bir kısım üstü kapalı, böyle şilteli, güzel alanlar oluşturulmuş. Burada özellikle geceleri oturmak büyük konfor. Bir kamp alanında böyle bir yerin bulunması büyük bir konfor. Hepsinin altında elektriği var. Yani çok güzel istifade ettik buradan. Çok başarılı olmuş. İşletme sahilde fakat yola belli bir mesafesi var. Yolun kirliliğini hissetmiyorsunuz. Yani yoldan geçen arabanın sesini, insanın sesini vesaire hissetmiyorsunuz. Hemen buzdolaplarının sağ tarafında da diğer bir bulaşık yıkama alanı mevcut. Orta bölümde bu şekilde bir yapı yapılmış. Burada özellikle kızartma yapabilmeniz için bu şekilde bir tüp ayarlanmış buraya. Kızartmaları mutfakta değil de burada yapılmanız öngörülmüş. Mutfağın kok olması için. Daha sonra arka tarafında da mangallık 5 bölmelik bir yer yapılmış. Mangal alanı olarak ayrılmış. Yani mangal getirmenize gerek yok. Izgara telinizi getirseniz yeter. Belki buraya bir gölgelik ayarlansa güzel olabilir. Yani buradaki şemsiye açıldığı zaman da güzel gölgelik yapar. Çadır kamp alanında biraz gezelim. Her çadıra kadar elektrik verilmiş. Tenteler oluşturulmuş. Kamp alanı gördüğünüz gibi nar ağaçlarının altında. Nar ağaçları keskin yaprakları var, dikkat etmek lazım. Çadıra zarar vermesin diye. Fakat her çadırı koyabileceğiniz bu şekilde platformlar var. Platformların ucuna elektrik gelmiş ve bir adet lamba konmuş aydınlatma. Etrafında da çamaşır teli var, çamaşır asmanız için. Platformlar genelde 3 kişilik çadırlar baz alınarak hesaplanmış. Fakat Decathlon'un 4+1 çadırı da biraz dışarıya taşarak sığıyor. Decathlon'un özellikle 4+1 çadırlarını iki platform arasında kurabilirsiniz. Çadırların arası da ışıklandırılmış vaziyette. Ağaçlardan dolayı geçmekte problem yaşıyoruz. Çadırların hemen arkasında otopark var. Araçlarınızı buraya bırakabilirsiniz. Sahilde, hani Adrasan'da sahile uzak bir kamp alanında kalırsanız ve sahile geldiğiniz zaman ücretsiz park edebileceğiniz bir yer bulunmuyor. O yüzden bu da bir avantaj burası için. Ücretsiz bir park alanı. Direkt karşıya geçip denize girebiliyorsunuz çünkü. Karavanları birazdan göstereceğim ön taraftaki alana da kurabilirsiniz. En arkada bu şekilde kurmuş olanlar da var. Bu şekilde ayaklarınız pislenirse yıkamanız için dışarıya bir çeşme konulmuş. Kampa gelince sağ tarafta bu şekilde boş bir alan var. Bu alana karavanlar gelebilir. Şu anda olmasa da burada karavanın konakladığını gördük. Girişte sağda şu şekilde toprak zeminler var. Üstü yeşil brandayla kapatılmış. Burada da elektrik var. Toprak platformlar var. Buradan da yararlanabilir. Burası biraz daha tenha oluyor. Hani kampın doluluk oranı platformlarda olduğu için tenha yer isteyenler bu tarafa geçebilirler. Araç üstü çadır rahatlıkla buraya gelebilir. Ortak tuvalet banyo bölümü. Sağ tarafı bayanlar için, sol tarafı baylar için. Burada 5 bölme var. İkisi tuvalet, üçü banyo olarak ayarlanmış. Gayet temiz, düzgün. Bir sıkıntısı yok. Şu şekilde kabinler. Üstü güneş enerjili. Yani gece sıcak su bulamazsınız. Ani ısıtıcı yok. Gündüz bulabilirsiniz. Ön tarafında 3 adet lavabo var. Yolu aydınlatılmış vaziyette gördüğünüz gibi. Gece burasının yolu aydınlatılmış olacak. Diğer tarafta erkekler için ayrılmış. Yine 2 adet tuvalet. 3 adet banyo var. Tuvaletler
alafranga tuvalet, alaturka tuvalet bulunmuyor. Arka tarafında da yine 3 adet burada lavabo var. Rahatlıkla yetiyor ve temiz. Tuvalet kağıdının konduğunu görmedim. Tuvalet kağıdınızı yanınıza getirmeniz lazım. Arkasında böyle bir dere var. Buradan bazen ufak tefek koku geldiği oluyor ama tuvalet bölmesinde sadece. Diğer çadır kamp alanında kokuyu hissetmeniz mümkün değil. Yani şu anda da hissedilmiyor mesela. Böyle akşam saatlerinde çok kısıtlı bir sürede buradan bir koku geldiğini ufak duyuyorum. Arka tarafa doğru işletmeler devam ediyor. İşletmenin otoparkına dışarıdan giriyorsunuz. İşletmenin içinden bir giriş olsa da araçlar arabayı çizebilir. Dışarıdan giriyorsunuz. İşletmeye gelmeden bir önceki sapaktan girdiğiniz zaman otoparka giriyorsunuz. İşletme memnun kalınabilecek bir işletme. Yani sahilde olması büyük avantaj. Geceleri bir tık ufaktan gemilerden ses geldiği olabiliyor. Fakat siz bunu çok duymuyorsunuz. Geceleri, yani 29 Temmuz olmasına rağmen geceleri soğuk. Yani bu şekilde esen bir kamp alanı görmedim. Yani müthiş rahat ettik. Yani akşamları oturmak açısından müthiş rahat, konforlu bir yer. Yani gece 5'ten soğuktan uyandığımı biliyorum. Üstümüz açık yatamadık. Yani ufak tefek bir örtüyle gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü üşüyorsunuz. Ve burası sürekli bu şekilde esiyormuş. Tam boğazda, kamp alanı Adrasan'ın tam ortasında. Dağ ve deniz istikametinden ciddi bir rüzgar alıyor. Aynı zamanda işletmenin kampın arka tarafında bir otelleri var. Ve denizde de 3 adet tekneleri var. Yani bu işletmeye geldiğiniz takdirde Adrasan'daki tekne turlarına işletme vasıtasıyla katılabilirsiniz. Biz Suluğa da turuna katıldık. Gayet güzeldi. Şimdi buradan biraz sahile çıkarsak yakınlığı göreceksiniz. İşletmeden hemen çıktığımız zaman sahil güvenliğin bir noktası var burada. Hemen arkası da teknelerin bulunduğu bölge. Tekneler sahilin tam ortasında konumlanmışlar. Tekneler için özel bir liman vesaire bir şey yok. Burada konumlanıyorlar. Adrasan için bir dezavantaj. Değiştirilirse çok güzel olur. Sonuçta burayı kirletiyorlar. Durdukları yeri. Evet, sahilin iki bölmesi tekne bloğu. Evet, Musa Dağı'nı görüyoruz. Musa Dağı çok heybetli bir dağ silsilesi. Vaktiniz varsa, burası Likya yolu güzergahı zaten. Buradaki tepedeki Türk bayrağının olduğu bölmeden çıkıp Musa Dağı istikametini takip edebilir, zirve yapabilirsiniz. Çocuklarla fırsat olmadı ama çıkmak isterdim. Ve burada çok güzel koylar var. Yani Suluada'ya zaten buradan gidiliyor. İrili ufaklı çok güzel koylar var. Tekne turunu yapmanızı tavsiye ederim. Burada iki çeşit tekne turu var. Bir Suluada tekne turu, bir de diğer adalar tekne turu. Diğer adalara fırsat bulamadık. Suluada'yı yaptık. Meşhur olan orası olduğu için. Suluada'nın arka tarafı ve ön tarafında duruyor. Yolda da birkaç koyda duruyor. Sabahtan akşama kadar yemekli bir tur yapıyorsunuz. Ben beğendim. Vaktim olsaydı diğer tura da katılmak isterdim. Yani Suluada'nın haricindeki adaları göstermek için. Suluada temalı tur biraz daha fazla Suluada'yı göstermeyi amaçlıyor. Yani görmenizde fayda var ama sırf görmek için gidiyorsunuz. Çünkü buradaki teknelerin nasıl burada duruyorlarsa ufacık Suluada'nın plajında da aynı şekilde yan yana yanaşıyorlar. Ve yüzecek bir alan bulamıyorsunuz. Aslında biraz fotoğraf çekilmeye gidiyorsunuz Suluada'ya diyebiliriz. Diğer koylarda güzel yüzülüyor fakat Suluada'da yüzmek çok mümkün değil. Kaldığımız işletme Yusuf Kaptan bunu şu şekilde çözmüş. Diğer teknelerden bir yarım saat evvel çıkarak en azından Suluada'yı bir yarım saat tek başına göstermeyi öngörmüş. Yani bir tık daha fazla gördük diyebiliriz diğer teknelere göre. En azından yalnız yüzdük diyebiliriz. Çünkü tekneler geldikten sonra yüzmek mümkün olmuyor teknelerin arasında. Evet, dört tarafımız gördüğünüz gibi dağlarla çevrili. Adrasan aşağı yukarı ana yoldan 10 kilometre içeride. Dört tarafı dağlarla çevrili ve denirden güzel esinti alıyor. O yüzden burası serin ya da bizim bulunduğumuz bölge serin, bilemiyorum. Diğer sahil şeridinde de aynı serinlik var mı bilmiyorum. Kamp alanının sahibinin söylediğine göre sadece bu orta bölmede böyle bir serinlik söz. Burada sahilin kullanacağı bir ortak tuvalet banyo alanı var belediyenin. Kamp zaten hemen karşımızda. Denize gidip gelmesi çok mesele değil. Burada irili ufaklı çok fazla kamp alanı var. Yani tercihleriniz, istedikleriniz doğrultusunda istediğinizde kalabilirsiniz. Yani 2022 Temmuz-Ağustos itibariyle 100 lira kişi başı bir fiyat var. Ve gezdiğim yerler için makul bir işletme. Hem platformda kalmak, hem gazın bedava kullanılması, hem otoparkının olması, hem sahilde olması konularında fiyat performans açısından
elverişli bir işletme. Hani buraya gelip rahatlıkla 4-5 gün tatil yapabilirsiniz. Etrafta gezeceğiniz çok fazla antik kent var, kültürel rotalar var. Yani buraya aşağı yukarı 10 kilometre mesafede Olimpos'a rahatlıkla gidebilirsiniz. İç yoldan, ana yoldan değil, iç yoldan Olimpos'a. Çıralı'ya aşağı yukarı 25 kilometre civarında Çıralı'ya gidebilirsiniz. Yanartaş'a gidebilirsiniz. Kaş tarafından geliyorsanız Finike, Mağaralıko'ya uğramanızı tavsiye ederim. Finike yine Gökbük bölgesinde uğranılabilir. Buranın yaylası olarak geçiyor zannediyorum. Finike, Gökbük. Hemen yine buraya yakın aşağı yukarı 20 kilometrede Gelidonya Feneri, Korsan Koyu, buralar gezilebilir. Yolu yok bildiğim kadarıyla tekne turları götürüyor. Sazak Koyu tavsiye edilebilir. Çok güzel koylar var burada. İsmini saymadığım. Hani etrafta gezecek çok şey bulabilirsiniz. Bu işletmeye geldiğiniz takdirde veya bu bölgeye geldiğiniz takdirde etrafta gezecek çok fazla kültürel yer var. O yüzden burada sıkılmazsınız. Yani kamp alanında kalarak da sıkılmazsınız. Gezdiğiniz takdirde de buradan sıkılmazsınız. Kolay kolay az bir zamanda gezebileceğiniz bir bölge değil. Yani buraya en az bir 4-5 gün ayrılması lazım Adrasan bölgesine. Adrasan, Olimpos, Çıralı zaten bunlar bir üçlü. Olimpos veya Çıralı'ya da kamp atarak diğerlerini gezmeniz mümkün. Yani benim gördüğüm kadarıyla Olimpos ve Çıralı aynı sahili kullanıyor. Fakat bir dağın iki yamacındalar. Sahilden yürüyerek geçebiliyorsunuz öbür tarafa. Fakat arabayla dolaştığınız takdirde 20 küsur kilometrelik bir yol ortaya çıkıyor. Dağ yolu ortaya çıkıyor. Ana yola tırmanıyorsunuz. Birkaç kilometre gidip tekrar içeriye girip iniş yapıyorsunuz. O yüzden Olimpos ya da Çıralı'ya gittiğiniz takdirde sahilden diğerine geçebilirsiniz. Kamp alanı olarak Olimpos'u ufak buldum. Yani Olimpos'ta Olimpos antik kentini geçerek sahile ulaştığınız için kampı Olimpos'a atmak mantıklı değil. Denizden istifade edecekseniz her seferinde antik kente müze kartla giriş yapıp belli bir yol yürüyüp sahile gitmeniz gerekiyor. O yüzden Olimpos'tan istifade etmeyecekseniz özellikle kamp atmak çok mantıklı değil. Yani Çıralı güzel, Adrasan'a göre daha popüler bir alan gibi duruyor. O yine Adrasan güzel,